Geliyor, geliyor. <laughs> Mesaj atıp 5 saat neden cevap vermezsin? Aman okum kızları ya nasıl bir egoya nasıl sinirliyim var ya çağırım geldim biraz kafam azın seninle adamsın. Gefi. Kaç tane kıza birden yazdığında cevap bekliyorsun abi? Bir de sana bak bir de şöyle bir tavsiye vereyim o zaman sana ve size değerli arkadaşlar. Bilgilisine yani meraklısına. Abi karşındaki insana alternatifi yokmuş gibi davranırsan alternatifini arar. <laughs> Yapmayacaksın. Ona onu vermeyeceksin. Anlatabiliyor muyum? Ona onu vermeyeceksin. 5 saatte cevap <laughs> gelecek. Sonra bir 30 saniyede dayanamayıp cevap verin, değil mi? <laughs> 5 saat cevap vermemek de bir cevap değil midir? Çok doğru söyledin Kasım. Harbiden 5 saat cevap vermemiz zaten bir cevap amına koyayım yani bir noktada. <laughs> Aynen. Abi çok egolular. Ya yeter lan neye güldün? <laughs> ne ya yani sen ben, tavsiye et girdiğini. <laughs> Neye gülmüş abi? Hatırlıyorsun değil mi? Hatırladım onu. İbo'ya abi sen tavsiye verdin ya ya. İbo sana ne tavsiyesi verdim dostum? İbo hala mesaj almadı abi. Hala mesaj almadı. Girdik dedi ki yazma bir senedir bekliyorum <laughs> ya Arkadaşlar olayı anlatayım. Bu İbrahim İstanbul'a geldiğinde bir tane hanımefendiyle mesajlaşmış. Çok üstü kapalı anlat da. <laughs> Çok üstü kapalı anlatıyorum. Bir tane kızla hanımefendiyle e, mesajlaşmış. Ama kız da İstanbul'a gelmeden önce her dakika yazışıyorlar. İstanbul'a gelmiş bu mesaj atıyor. Kızdan cevap yok. Bu mesaj atıyor. Kızdan cevap yok. Bu 5 tane mesaj atıyor. Kızdan bir tane bakalım falan gibi cevaplar gel geliyor anladın mı? Bunun eli böyle. Telefon elinde. Nerede telefon? Böyle. Sürekli böyle. Harbiden öyle. Bak böyle ama oturduk ya. Böyle, sürekli böyle amına koyayım böyle. Sürekli böyle. Ya dedim gibi bırak artık şu telefonu. Abi yazarsa diyor. Lan yazarsa yazsın. O seni bu kadar beklemiyor baba. O senin bir mesajını bu kadar dört gözle beklemiyor ya. Sen niye onun mesajını bu kadar dört gözle bekliyorsun? Sonra ben sinirlendim tamam mı? Buluşacaklardı. Kız iptal etti buluşmayı. Ya Ibom'la bunu söyleyeyim. Ibom'la biraz hani şey kıza şey yazmış. Anladın mı? Ya işte ben hani zannettiğin kadar hani öyle yakışıklı bir tipim yok hani. <laughs> Aynı, aynen o böyle. bağlayacağım yazdı. şimdi bak. Bağlayacağım. Çok yakışıklı değilim ama Otur, komiğim yazmış. He, ama, <laughs> ama komiğim yazmış. daha komiğim. Aynen. Ya bu ne demek biliyor musun? Hani <laughs> bu denmez ya bu noktada. O kızın artık senin... Ya tabii değer, kadir, kıymet bilen bir kız sayarız Orası başka konu da. Sonra kız da abi bu çocukla buluşacağız dedi. Buluşmuyor. Da, ne yaptınız konuştunuz mu yok abi mesaj atmadı. Bakıyoruz abi storiesinde başka bir çocukla Buluşamam, işim var diyor. Story atıyor. ondan sonra başka bir çocukla. Anladın <laughs> mı? Böyle storyde öpü, öpüşürken falan story atıyorlar. Ben onu gördükten sonra <laughs> dedim ki, yani dedim dostum, senin hani bu yani senin bu kızdan vazgeçmeden bu kızın pornosuyla mı karşılaşman lazım daha? Neyin peşindesin artık? Anladın mı? Belli ki başka sevgilisi var veya takıldığı başka bir çocuk var. Sen nedir, neden neden dedim yani ısrarlısın bu konuda? Aa böyle değil ve diyor. Ulan görüşmedin. Konuşmadın sadece yazışarak bu kadar nasıl bağlandın diyorum. Olsun mu abi diyor. Şeydi bilmem neydi diyor. Öyle diyor alıştım diyor. Bak yine garip bir ses geliyor Hasan. Kapat lan mikrofonu Hasan. Hasan Alo. seni atıyorum. Ben gelmedi ki o. Benden gelmedi geldi o. veya gelmedi. senden geliyor. Senden gelse de gelmese de attım seni Discord'dan. Hayır normal konuşması da ses problemi gibi geldi çılgın <laughs> Hasan'ın. Anladın mı? Normal konuşması da bir zırtı gibi geldiği için herhalde bilinçaltıma da öyle işlemiş. Sen anlamazsın Kegrim. Dostum biz anlarız ya. Bak orada parçalandım diye bir şarkı var. Aç bakalım nasıl anlamışız hem de zamanından beri. Aga Alışkın değilim sevilmeye diyor orada. Onu dikkatini dürtmek isterim sana. Dedim ki kardeşim bu kıza böyle böyle. Dedim yazma. Sonra kıza yazmadı. Kız bir şey yazdı bak. Benim taktiğim aslında tuttu. Kız buna cevap attı tamam mı? Niye ilgilenmiyorsun? Niye yazmıyorsun? Falan filan diyor kız. Dedim ki yazma. Ondan sonra dedim ki şunu yaz. Yani ben sana sen senin bana uygun olduğunu düşünmüyorum. Senle hani biz olmayız gibi geliyor. Çünkü hani ben karşımdaki insana değer veriyorum. Sana değer veriyorum. Aynı değeri senden göremediğim için görüşmemizin veya konuşmamızın daha fazla konuşmamızın bir, sana zaman ayırmama çok gerek duymuyorum. Gibisinden bir şey yazdırdım ben. Doğru mu mi bu? Doğru. Bu, bu muhimmalde bir şey yazdırdım. Kız da sonra şey yazmaya başladı işte. Ya işte nasıl böyle bir şey dersin. Bütün hayallerimi yıktın falan filan. Değil mi? O tarz bir şeyler mi yazdı? Aynen. İşte yok şöyle böyle falan filan. Dedim ki cevap atma. Atma. Sonra sen cevap atmama dememe rağmen bir cevap attın ona sonra saatler sonra. Yok atmadım o son noktada atmadım. En son mesajı o mu attı? İtopya'ya giderken. Hayır işte ya orken... o hikaye öyle değil. Atmadım o gece Ebo, sen... Biz dışarıdaydık. Hayır, o Çağrı Robert diyor ki attın mı Atmadım. Attın mı atmadın? O gece bizim evde oturmaya devam ettik. O Sabah yedi aklıma bir geldi. Oldum. İbo dedim attın mı? Başını yere geyi, böyle eğdi attım dedi. <laughs> tamam orada atmış olabilir. <laughs> evet abi. Sabah <laughs> oturuyorduk zorundayım. biz. biz. <laughs> Telefon elindeydi uyuduk. Uyandığımızda atmış ne attıysa. Meğer Oğlum ama mi? son gün anlatıyor Çağrı abi. O İtopya'ya gittiğimiz gün arabada dönem muhabbeti Abi atlatıyor. yok yok ondan, ondan öncesini anlatıyorum. Sen bir şey söyleyeceğim. Yani bir insanla sadece mesajlaşarak bu kadar nasıl bağlandın ya? Duygusal çocuk. Ama duygusallıkla değil bu bir tık abazalıkla da bağlantılı bence. <gülüyor> 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 Olabilir bu arada. Bu saf evet duygusallık işte. değil bu amına koyayım. Dümdüz duygusallık olamaz yani bu. Ay İbo çok mu yalnızsın lan kıyamam. <laughs> çok yanmış. Ne diyorsun Abi. ya yağmur katıyor. İyi bu kardeşim bulsun sana bir tane. Abiciğim öyle güzel sevemez herkes falan filan lan İbo'nun sevip sevmedi belli mi amına koyayım ya? Doğru doğru bak nuri doğru diyor. Son gün Aynen. gitti, bir saat için gitti, ta Kadıköy'e gitti, parkta oturdu biriyle ya geldi. Kader de ne nereye altın saatiye e? bu? Lan ne tamam, duygusalı, son gün altın e? saatiye bir saat öyle bu niye geldi? Ya oğlum talat sürüyor. Onu da anlatsın duygusal çocuk. <laughs> 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 bir dakika bir dakika, duygusal <laughs> serseri gel buraya gel. Duygusal altın 34. Yani bu çocuk Arka duygusallıktan değil, buraya kadar gelmişken hani biriyle tanışayım, biriyle görüşeyim. Duygusallığı vardı üstünde anladın mı? O yani. Zaten İstanbul'a kız için geldi. Ya yani. o muhabbet Bizim öyle bir şey yani. değil. De. Bir evet. Yağmur, sen de. Bak Allah. Oha. Bak sana yemin ediyorum. Bir gün <laughs> dedi ki. <laughs> bir gün Discord'da geldim şu konuşuluyor. Çarşamba mı gitsek? <laughs> ne oldu lan dedim. <laughs> abi dedi İstanbul'a geliyorum ben dedi. Nasıl yani dedim. Ya abi dedi bir kız var dedi İstanbul'a geliyorum. Ulan dedim şerefsiz. Madem İstanbul'a geliyorsunuz o zaman hani haftaya falan gel. Uzun kal yani anladın Veya geliyorsan hani gel Bizimlerin git, git. Başında başında dedim yapacaksın? nasıl yapacaksın? üstü kapalı anlat dedim. Aylardır da çağırıyorum beni boyu. Üstü kapalı olan isim vermedik. <laughs> Lan yarram gittiğim semtin adını bile verdin. Lan ne olacak amına? Kamera kayıtlarına mı bakacak millet? Buna, bu klibi nereden buldun ya? Bu neymiş ya? Okay, All right, Hiç in. bakalım ne tepki What vereceksin you? kız? Mm. Aynen öyle. Kız ifadesini ben hatırladım ya. <gülüyor> 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 Şimdi hatırladım. Hatta şöyle linkini atıp sana bu <laughs> <laughs> İç bakalım ne tepki vereceksin kız. Ya Allah Allah. Tövbe Hey sen. Videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen. Videonun bu kısmına kadar geldiysen. Like at. Yorum yaz. Ve videoyu beğen. Yarın anıyorlarım.